Kanal 5'te mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Canlı yayın son noktada birlikteyiz sevgili izleyiciler. Evet, dünyanın gündemi İsrail ile Gazze arasında yaşanan şu andaki gerginlik ve İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırı 10. gününde hayatını kaybedenlerin sayısı 256-260'ı bulmuş durumda. Ve İsrail son olarak dün akşam kara harekatı başlattı Gazze'ye yönelik sevgili izleyiciler. Bu kara harekatında 8 kişi hayatını kaybetti şu ana kadar gelen bilgiler arasında. Evet, İsrail Gazze'ye, Gazze'de adeta katliam yapıyor. Peki dünya ne yapıyor? Birleşmiş Milletler ne yapıyor? Ve İsrail ile Filistin arasındaki sorun kaç yıldan bu yana devam ediyor? Bu konuyu konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Sayın Rüstem Yanar'da konuşacağız sevgili izleyiciler. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Hocam önce bu noktaya gelmeden önce İsrail'in Gazze'de yaptığı son saldırı ve katliamlara gitmeden önce istiyorsan önce bir zihinleri yoklayalım. Yani izleyicilerimize İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerginlik kaç yıl öncesine dayanıyor? Bu olaylar ilk önce nasıl başladı? İsrail 1948'de Filistin topraklarını işgaliyle başlayan bir süreç var. Ondan sonra zaman zaman yaşanan saldırılar, katliamlar ve günümüze geldi şu anda yaşanan bir olaylar var hocam. Önce bir geriye gidersek bu sorunlar nerede nasıl başladı? Aslında bu sorunların başlangıç tarihi belki 150 yıl öncesine gidiyor. Theodor Herzl ilk Siyonist yani Yahudi etnisitesine dayanan bir milliyetçilik akımını başlatmasıyla beraber ilk Rusya'da ortaya çıkan ve burada işte kutsal topraklar diye addedilen bugünkü işte Filistin, İsrail'in yerleşip bulduğu topraklarda bir devlet kurma hayali ortaya çıkıyor. Daha çok daha Siyonist bir anlayışla. Bunun çok tarihsel ayrıntılara boğmadan 1917 yılında Balfour Deklarasyonu ile İngilizlerin bir anlamda ya bu bölgede bir Yahudi devletinin kurulmasına kurulması yönündeki desteklerin başlaması ve tabii daha sonraki süreçte 1948 yılında da bir İsrail devletinin kurulması süreci söz konusu ve 1948'den sonra da İsrail'in gittikçe yayılmacı bir anlayışla Filistin topraklarını işgal etmesi ve bugünkü gelinen durum aslında en büyük belki yayılmacı bir sıçrama bu noktada 1967 yılında hep böyle tartışmadı. 6 gün savaşlarıyla beraber hem diğer Arap devletleriyle yaşanan bir savaş. O dönemde zaten daha önceki yerleşik olduğu toprakların yaklaşık 3 katına çıkartıyor ve ondan sonra da sürekli yayılmacı yerleşim politikasıyla yeni yerleşim yerleri açarak bir nevi varlığını genişletiyor ve şu an işte Batı Şeria ve Gazze şeridi dışındaki bütün yerleri kaplamış ve haritalara baktığımız zaman gittikçe yayılan bir büyüyen bir İsrail devleti olduğunu görüyoruz. Evet. Peki özellikle halen Doğu Kudüs'te inşaat konut çalışmaları var. Halen geliştirme çalışması devam ettiriyor. Avrupa'nın tepkisine rağmen bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu zaten yerleşim politikası bir anlamda İsrail'in çok genel yayılmacı politikaların en önemli özellikten birisi. Çünkü İsrail bir göçmen ülkesi. Yani dışarıdan gelenlerin kurduğu bir ülke ve bir anlamda çok bütün uluslararası kamuoyunun da tepki göstermesine, uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen yayılmacı bir politikayla sürekli yerleşim alanları açarak bir anlamda kendine alanını genişletmeye çalışıyor. Bu anlamda bu tepkilere rağmen devam ediyor. Zaten biliyorsunuz işte duvarlar inşa ediyor güvenlik anlamında. Bu utanç duvarları deniyor buna Filistinler. Gerçekten hem aşırı korumacı hem de yayılmacı bir anlayışla günümüze kadar ki çatışmaların da aslında süreklilik arz etmesi bu anlamda İsrail'in aslında bir anlamda hukuk tanımazlığı, uluslararası kamuoyunu çok fazla
çok fazla ciddiye almaması belki dikkate alınabilir. Tabii burada uluslararası kamuoyunu derken yani tepkiler olmasına rağmen temelde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin yani bugünkü Almanya'nın açıklama, Merkel'in açıklamaları evet, da vardı. Evet, yani İsrail'in yanındayız şeklinde bir açıklaması yani, oldu. İngiltere'nin yani bu konuda yani İsrail'in bu politikalara karşı çok net, çok keskin bir tepki göstermemeleri de tabii İsrail'in bu konudaki politikaların daha fevri davranmasında davranmasının en önemli sebeplerinden birisi. Cesaretlendirdi İsrail'i yani. Kesinlikle. Peki hocam nereye kadar gidecek bu? Nereye kadar? Nasıl okuyorsunuz? Ne görüyorsunuz peki? Aslında burada ben Batı, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Almanya'nın, İngiltere'nin tepkisinden çok İsrail'in buradaki yayılma sürecindeki temel politikasının İslam dünyasındaki çok parçalı ve bir türlü bir siyasal kimlik oluşturamamış, bir siyasal varlık oluşturamamasından kaynaklandığını düşünüyorum bu problemin. Dikkat ederseniz İsrail'in bugünkü ablukası, bugünkü yani son 10 gündür yaşamış olduğumuz yoğun bombardıman Orta Doğu'da sorunların gittikçe böyle karmaşık hale geldiği bir süreçte oluyor. Türkiye bundan 3-5 yıl önce Orta Doğu'da daha söz sahibiydi belki bu anlamda. Daha çok sesi çıkıyordu. Daha bir pivot ülke olma rolünü üstlenmeye çalışıyordu. Komşularla sıfır sorun problemi vardı. Bu da Avrupa gerek Amerika Birleşik Devletleri açısından gerek diğer ülkeler açısından kabul gören bir politik yaklaşımdı. Ya bu politikanın işte Davutoğlu'nun sıfır sorun problemi tabii eleştiriler özellikle son gelinen nokta itibariyle çok eleştirildi. Yani oradaki sürecin aslında çok iyi düşünülmediği, belki çok daha romantik davranıldığı konusunda çok eleştiriler, çok tepkiler oldu ama ya o dönemde çok başarılı bir politik yaklaşım olarak görülüyordu. Yani bir anlamda uluslararası konjonktür de onu o şekilde algılıyordu. İşte Türkiye'nin Kissinger olarak mesela birçok Batı medyasında falan söyleniyordu. Biraz o politik konjonktürün değişmeye başlamasıyla beraber özellikle Arap Baharı bu konuda çok belirleyici oldu. Tunus'ta başlayan devrim, Yasemin devrimi daha sonra Mısır'a da devam etti. Yani Tunus'taki daha kısmen daha itidalli, daha başarılı bir geçiş süreci, demokratikleşme süreci tam olarak diyemesek de geçiş süreci daha başarılı olurken Mısır'da özellikle Mursi'nin başa gelmesi, daha sonra Sisi askeri darbeyle tekrar askeri darbeyle devrilmesiyle beraber başlayan bir sıkıntılı bir dönem başladı. Bunun akabinde Suriye'de özellikle Esad rejimine dönük bir muhalif hareket başlamasıyla beraber buradaki gerginlik bu kadar uzun süre süreci tahmin edilmiyordu. Yani çok ki o dönemin mesela açıklamalarında da 3 ay sonra gideceği evet, konusunda evet, evet. Çok ciddi bir güven vardı açıkçası. Onun güven neye dayanarak güveniliyordu tam emin değilim ama öyle bir sanki şey vardı. Fakat bu süreç özellikle bölgedeki diğer aktörlerin Türkiye'nin bölgede bölgeyi belirleme gücü ya da belirleme isteğine direnç göstermeleri. Bu hem İran'ın hem Rusya'nın bu anlamdaki tepkileri hem de belki Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki Türkiye'nin kendine böyle bir bölgeyi düzenleyen bir güç adetmesinden ne diyelim yani rahatsızlık duyması da olabilir burada. Biraz da Türkiye'nin de bu konuda çok sahip olduğu politik güçle söylem arasındaki uçurum da burada çok belirleyici oldu. Yani çok yüksek bir söylem belirlendi. Çok iddialı bir evet, söylemdi. Evet.
Yani bunda doğruluk payı, haklılık payı olabilir. Yani düşündüğünüz şeyler tabii ki gücünüz nispetinde ancak şey olabilir. Yani bir anlamda biz bu süreçte son 3 yılda Türkiye'nin dış politikasının geçerli ne kadar ayağını yere bastığını test etmiş oldu aslında Türkiye ve bunun aslında çok ayağı yere basan politika olmadığını bir anlamda gördü. Ne kadar nasıl diyeyim, daha cezbedici, daha bize çok çekici gelse de, yani çünkü Orta Doğu'da bir barışın sağlanması ya da Orta Doğu'nun yeniden şekillendirilmesi konusundaki Türkiye'nin iddiasının doğruluk payı olmasına rağmen gerçekleşmediğini görüyoruz. Niye Bunun gerçekleşmedi peki ya hocam sizce? bunun aslında iki nedeni var. Birincisi Türkiye'nin bölgeyi çok iyi tanımaması aslında. Yani biz şöyle düşünüyorduk. Yani biz tabii bizim bir müktesebatımız var geçmişten. Osmanlı'dan gelen bir müktesebat var ki o ne Osmanlıcılık falan da çok tartışıldı. Bu da Araplar aslında belki bunu da çok hani bizim için belki çok çekici bir şey ama bazıları açısından Osmanlıcılık da çok itici bir şey olabilir. Yani onu işte çünkü Arap milliyetçiliği içerisinde bunu bir Arap Osmanlı sömürgesi olarak okuyanlar da var. Yani çok farklı okumalar değerlendirme yapılabilir. Yani birincisi bu söylemin gizli ya da açık bölgede yarattığı bir belki rahatsızlık, sadece bölgede değil dünyada yarattığı bir rahatsızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü bölgede etkin olmak isteyen sadece Türkiye değil. Türkiye evet bir önemli bir ülke, fakat bunun yanında İran ve Rusya da bölgede etkin olmak istiyor. Dolayısıyla bu ülkelerle eğer siz ortak hareket edemiyorsanız, o bölgeyi planlamanız, bölgeye bir şekilde belirlemeye çalışmanız çok da etkili olmayacak. Ki nitekim bugün Esad rejimi İran tarafından, Rusya yani Rusya tarafından. tarafından destekleniyor olması belki bu sürecin daha da uzamasına yol açıyor. İkinci bir süreçte tabii Türkiye'nin gücüyle alakalı bir şey. Yani Türkiye biz politik olarak, ekonomik olarak, belki askeri güç olarak bunu ekleyebilirsiniz. Ne kadar güçlü olduğunuz, ne kadar belirleyici olduğunuzla alakalı. Bu da tabii ki aslında entelektüel güç olarak da ne kadar belirleyici olduğunuzla alakalı. Bir kere Türkiye'nin Orta Doğu politikasını belirlerken Orta Doğu'yu çok iyi tanıyan, çok Orta Doğu'daki hem oradaki kültürel yapıyı hem sosyal yapıyı çok iyi analiz etmiş bir entelektüel birikim maalesef yok. Yani biz burada Orta Doğu uzmanlarımızın çoğu Arapça bilmiyor. İngilizce üzerinden mesela okumalar yapıyoruz. Yani şimdi bölgeyi tanımanız gerekiyor. Bölgeyle son 10 yıldan beri çok yoğun bir belki ilgi alanı haline gelmeye başladı. Çok uzun zamandan beri Orta Doğu araştırmaları merkezleri falan var Türkiye'de ama bunların çok etkin, çok üretken, gerçekten çok bölgenin çok iyi fotoğrafını çekebilen yapılar olduğunu görüyoruz. Çünkü buradaki biz daha çok hep yüzümüzü batıya dönmüş, doğuyu çok ilgilenmeyen, onları çok bakmayan bir akademik ya da entelektüel bir bakış açımız vardı çok uzun zaman. Bu son dönemlerde, belki son 20 yıldan beri bu değişti ama bununla ilişkin çok ciddi bir birikimimiz yok. Böyle bir birikim olmadığı için de bölgeyi daha romantik davranıyoruz ve bu beklediğimiz sonuçları almamızı geciktiriyor. Artı söylemlerimizle, az önce de söylediğim gibi politik söylemimizle gücümüz arasında bir denge olması gerekiyor. Aksi takdirde birileri sizin, yani evet sen bu kadar güçlü bir söylemle çıkıyorsun ama hadi bakalım bir de el meydanına çık, bir kendini göster dediğiniz zaman, o zaman işte şu an evet Türkiye çok belki bu konuda en dik duran, belki yani gür sesle bu İsrail'i kınayabilen tek ülke diyebiliriz şeyde, maalesef bütün Arap coğrafyasında, Orta Doğu coğrafyasında böyle bir ses çıkmıyor. Ama bunun çok etkili olmadığını, yani evet Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi'ni çağırıyoruz, davet ediyoruz. İşte
kamuoyunu oluşturmaya çalışıyoruz ama bunun da çok etkili olduğunu şu an en azından mutlaka bu çabalar sonuç verecektir. Kesinlikle yani bu tepkilerin yerinde olduğuna yürekten inanıyorum. Ancak maalesef uluslararası kamuoyu politik güce bakıyor, ne kadar güçlü olduğunuza bakıyor, ne kadar belirleyici olduğunuza bakıyor. Böyle olduğu için de maalesef bölgesel bir güç ya da bölgenin biraz daha kaosa doğru sürüklenmesini engelleyemiyoruz. Orta Doğu'da o zaman Türkiye bir anlamda yalnız bırakıldı. Söylemleriyle birlikte yalnız bırakıldı Orta Doğu'da. Yani tek başına güç olmasını istemiyorlar Orta Doğu'nun Türkiye'de. Yani Türkiye'nin Orta Doğu'da. evet, yani tek başına güç olmasını ya bunu bu şekilde tam olarak söyle, Ama yani hocam istemiyorlar Amerika diye. Birleşik Devletleri de diyor ki Türkiye bölgede sen ağabeylik yap diyor mesela. Şimdi buradaki diğerlerinin size yakıştırmış olduğu rol, şöyle söyleyeyim. Bir konjonktür var mesela. Bir konjonktürde diyelim ki Türkiye 2000'li yılların 2004-2005'ten sonra bölgede bir rol model olma yoluna bir ülke olarak ortaya çıktı. Bu da aslında Batılı devletler tarafından da, yani Amerika Birleşik Devletleri tarafından da bu şekilde lanse edildi. Evet, sen böylesin. Fakat bizim kendimizde olanı, yani konjonktürel bir etkiyle kalıcı etki ayırmamız gerekiyor. Yani konjonktürel etki, evet, herkes size hadi sen bunu yaparsın, bunu yapabilirsin gibisinden bir gazla bir şekilde arkanızda durabilir ama rüzgar ters yönden esmeye başladığı zaman sizin ne kadar gidebileceğiniz, ne kadar sürdürebileceğiniz önemli. Yani bu anlamda bir anlamda B ve C planlarınız önemli. Şimdi burada biz konjonktür iyiyken, yani her şey çok iyiyken, Arap Baharı mesela ilk başladığı zamanlarda Tunus'ta, Mısır'da, evet Türkiye rol model oluyor falan diye düşünürken birden uluslararası dengeler çok hızlı bir şekilde değişti. Çünkü Orta Doğu çok öyle kaypak bir coğrafya ki, yani dengelerin sürekli yeniden oluştuğu bir zemin. Yani biz mesela İran 1979'dan beri ciddi bir tehditti. Mesela biz 90'lı yıllar, 2000'lerin başında sürekli işte İran İsrail'i vuracak, İsrail İran'ı vuracak, böyle senaryolarıyla Evet. oyalandık. Böyle sanki her gün, ama bugün bakıyor gelinen noktada İran hiçbir açıklama yapmıyor. İran artık ambargo gittikçe gevşemeye başladı. Nükleer silahlar konusunda görüşmeler ilerliyor. Yani daha Batı'yla daha iletişim halinde, diyalog halinde Evet. bir zemin oluşturmaya başladı. Yani Türkiye daha önce merkez Orta Doğu'da belirleyici ülkeyken Türkiye'nin rolü gittikçe zayıflamaya başladı. Şimdi bu noktada sizin yapabileceğiniz ne var? Onu bir kere ortaya koymanız gerekiyor. Yani burada konjonktür biraz değişti, farklılaştı. Konjonktürün değişmesiyle beraber ne kadar haklı olursa olsun, ne kadar doğru olursa olsun, orada bir politik yalnızlaşma sürecini yaşıyor şu an Türkiye bu anlamda. Bunu da biz görmezden gelemeyiz. Bu yüzden mesela işte bugün Mısır'ın ve İsrail'in açıklamalarında işte mesela bu olayın sorumlusunun aslında Katar ve Türkiye olduğu mesela Söyleniyor. söyleniyor. Evet Yani yani suç böyle bir sanki şey. böyle Evet. Katar ve Suriye Ateşkesi suçlanıyor, engellemiş gibi. engelliyor diye söyleniyor. Yani buradaki o konjonktür farklı yere doğru gidiyor ve burada tabii biz çok sıkıntılı bir coğrafyada yaşıyoruz. Ya yani IŞİD diyelim bir örgüt mesela çok hızlı bir şekilde yayılmaya başlandı. Hemen sınırımızda işte Irak, Şam, İslam Devleti kurulacak, halifeliği ilan ediyor. Yani bu işte bir etnik, bir mezhep çatışmasını yol açacak bir şey oluşturuyor. Yani o kadar karmaşık Doğru. iliş şeyler var ki ve bunlar İslam adına çıkıyorlar ve yaptığınız şey mesela Sünni Müslümanlık adına yapıyorlar ama öte yandan bakıyorsunuz işte İsrail ile ilişkileri çok belirsiz ve o konuda hiçbir tepkileri yok. Yani bu anlamda
sizin bölgede kurucu ülke olmanız için gerçekten bölgeye hakim olmanız gerekiyor. Hem bilgi açısından hakim olmanız gerekiyor, hem ekonomik açıdan, ekonomik güç olarak hakim olmanız gerekiyor, hem de belki Türkiye'nin son dönem politik olarak, yani iç politika açısından da çok güçlü olmanız gerekiyor. Yani bir yandan iç politikadaki sorunlarla uğraşırken bir yandan işte Orta Doğu'yu dizayn etmek hiç de kolay bir şey değil. Yani Peki bu evet. geldiğimiz noktada Türkiye'nin Orta Doğu politikası ne olmalı sizce? Bundan sonra ne olmalı, ne yapmalı? Ya bu soruya bir doğru, hani böyle bir çırpıda cevap vermek açıkçası şu an güç, ama Bir akademisyen olarak yani yani ne yapmalı? şöyle söyleyebiliriz. Yani en azından İsrail politikası açısından şu Türkiye bir gündem kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Yani dünyada en azından dikkati çekmeye çalışıyor. Bu açıdan yapabileceği aslında en iyi şey ya da tek şey belki de bu anlamda bunu oluşturmaya çalışmak. Yani burada çünkü bir barış görüşmeleri, iki devletli bir yapı oluşması gerekiyordu. İşte barış görüşmeleri başlamıştı, barış müzakereleri. Fakat bu kesintiye uğradı. İsrail işte 3 Filistinli gencin öldürülmesini bir anlamda bahane ederek. Aslında bu sürece baktığımız zaman o kadar birbiriyle ilişkili ki, yani İsrail'in bu bombardımanı başlatmasının aslında bölgede bütün işlerin çok karıştığı bir döneme denk gelmesi de ilginç. Çünkü bir anda mesela Mısır'da askeri Sisi'nin başa geçmesi, işte IŞİD'in bu kadar kendine bir etkinlik alanı bulması, yani Türkiye'nin eski gücünü, eski gücü demeyelim de 2008-2009'daki mesela daha güçlü duruşun, daha Batı açısından diyelim meşru duruşunu kaybetmiş olduğu bir dönemde aslında İsrail çok daha fevri davranabiliyor. Bence burada yani o Türkiye'deki dış politika sorunu bu sürecin, yani uluslararası konjonktür nasıl tekrar belirleneceğiyle çok alakalı. Yani Davutoğlu'nun sıfır sorun problemi, evet, düşünsel anlamda bakıldığı zaman, stratejik olarak bakıldığı zaman oldukça belki nasıl diyeyim, çekici, anlamlı bir politik yapıydı. Yani siz bölgenizdeki diğer ülkelerle eğer sorunlarınızı halledebilirseniz, onlarla iyi ilişkiler kurabilirseniz, bu hem bölgenin güçlenmesi hem de Türkiye'nin güçlenmesi açısından oldukça önemli bir zemin sağlıyordu. Güçlü bir zemin oluşturacaktı. Fakat bu sadece Türkiye ile alakalı bir şey değil. Yani bölgenin de buna istekli olması gerekiyor. Yani mesela bölgedeki diğer aktörlerin buna istekli olması gerekiyor. Ama maalesef şimdi geçiş sürecindeki bölge dediğimiz Orta Doğu'da o kadar sıkıntılı, yani tanımlamalar o kadar hızlı değişen ve o kadar problemli tanımlamalar ki, çünkü buradaki aslında bütün iktidarlar belki, yani işte Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da, Libya'da hep belki 1950 sonrasında kurulmuş, yani Batı güdümünde kurulmuş bir ulus devlet yapılarıydı. Ama temel fonksiyonu aslında bu bölgeyi istikrarlı hale getirmek ve belli ölçülerde de petrol başta olmak üzere buradaki doğal kaynakların işlenmesini kolaylaştırmak üzerine kurulu bir anlayış var aslında temel baktığımız zaman. Dolayısıyla buradaki bütün yapılar, bütün ulus devletler bir anlamda halkıyla çok barışık, halkın taleplerini dile getiren yaklaşımlar değil, daha demokratik yapılar değil. Böyle olmadığı için de belki bir zeminden yoksun, yani tamamen tek kişinin de otoriter yapılara dayalı bir anlayışla götürüyor. Buna belki en yakın ya da en güçlü yapabilecek olan ülke Mısır'dı. Mısır'da da askeri darbenin olması. Çünkü en güçlü hem devlet hem sosyal ve kültürel açıdan bir derinliği olan. Çünkü 1950'li yıllarda da Mısır'ın işte o
Nasır döneminde Arap sosyalizmi ya da Arap Birliği gibi düşünceleri de çok etkilemişti Orta Doğu'yu. Ama bunun kesintiye uğramış olması, belki inkıtaya uğratılmış olması bölgede hani çok sağlıklı bir devlet yapısının oluşturulamayacağını kısa dönemde de gösteriyor bize. Dolayısıyla aslında bölgenin ne zaman ki daha halkların daha taleplerini dikkate alan siyasi yapılar oluşmaya başlar, o zaman belki bölgede daha istikrarlı, daha sağlıklı bir demokratik yapılaşma olabilecektir ve burada bunun üzerine siz politikayı belirleyebilirsiniz. Daha sağlıklı bir politika belirleyebilirsiniz. Evet. Nasıl bir denge var şu anda sizce bölgede? Bölgede dengeler nasıl, kimin lehine veya kimin aleyhine? Bölgede denge, şöyle söyleyeyim, çok kaypak bir zeminde sürekli değişen bir denge var. Dediğim gibi İran çok güçlü bir ülke oldu ve Suriye'ye Akdeniz'e kadar uzanan bir etki alanı oluşturdu kendine. Daha sonra Suriye'deki muhalefet ve iç savaş bir anlamda nereye gideceği belli olmayan, özellikle IŞİD'in ortaya çıkması, El Nusra Cephesi, işte muhaliflerin El-Kaide bağlantılar gibi böyle çok karmaşık ve gittikçe belki daha belirsizliğe doğru giden bir yapı oluştu. Ve uluslararası toplumun da bu konuda herhangi bir kaygı ya da herhangi bir bu konuya dair bir yaptırım oluşturmaması, bir tepki göstermemesinin yarattığı bir belirsizlik süreci var. Bu belirsizlik süreci Türkiye açısından baktığımız zaman, özellikle Türkiye'nin Orta Doğu'da bir dış politika oluşturması açısından baktığımız zaman, bu belirsizliğin giderilmesi oldukça önemli. İkincisi de yani Türkiye'nin tabii bölgesel aktörlerle bunun da işte şu an maalesef işte etnik çatışma temelinde bir ayrışma en azından bu IŞİD'le beraber daha da belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Yani bunun belki İran'la daha yoğun bir siyasi bir mutabakat sağlanarak bölgede ancak istikrar. Çünkü şunu beklemememiz gerekiyor. Bu işte son günlerdeki tepkilerde de hep Birleşmiş Milletler ya da işte Amerika Birleşik Devletleri, Batı işte bu konuya tepki göstermiyor, İsrail'deki, Suriye'deki olaylar, ama yani bunların aslında tepki göstermesini beklemek de çok saf dillik oluyor. Artık yani bu sorunu çözebilecek olan İslam coğrafyasının kendisi. Yani ama İslam coğrafyasında yani çok Türkiye'nin dışında veya Katar'ın dışında çok cılız sesler çıkıyor hocam. Yani net bir şekilde dik duran yok Türkiye'nin dışında şu anda. Yani nasıl çözecek İslam coğrafyası bu sorunu? Ya buradaki işte sorun belki diğer Türkiye yanına birkaç ülkeyi almak zorunda güçlü bölgede. Yani tekrar yeniden bir gene bölgesel mutabakata varılması gerekiyor. Yani bizim Müslüman coğrafyada az önce dediğim gibi siyasal bir birlikten ya da siyasal bir varlıktan söz edemiyoruz. Yani İslam çünkü bir kültürel, bir sosyolojik olarak bir İslam coğrafyası var ama siyasal bir İslam coğrafyası maalesef yok. Yani bugün işte İslam teşkilatı olsun, İslam konferansı teşkilatı olsun, yani ya da Arap Birliği olsun, bunlar tamamen karton teşkilatlar. Bu konudaki yapılan işler tamamen bir sonuca varmayan, aslında sorunumuzu çözmeyen yaklaşımlar. Ne zaman ki buradaki daha etkin çalışmaya başlar. Yani buradaki maalesef yani sadece belki siyasal yapılardan da kaynaklanıyor, bu büyük ölçüde kaynaklanıyor, ama yani bu bölgedeki ülkeler hani biz bu sorunu çözmeliyiz. Çünkü bir etnik ya da mezhepsel bir çatışmanın önüne geçmeliyiz gibi bir kaygı duymaya başlar her şeyden önce. Daha insani bir yaşam, daha demokratik bir yaşam oluşturmak üzerine. Bunu daha tarihsel müktesebatla veyahut da işte bölgeye hegemon olma, bir şekilde bölgeyi yönlendirme, bölge kaynaklarını kullanma dışında daha belki daha insancıl, daha demokratik bir yaşam tesis etme bu bölgede ve bu İslam coğrafyasını bu anlamda hani artık kaos, belirsizlik ve çatışma, işte
radikalizmden kurtarma gibi bir düşünce oluşmaya başlar bu konuda bir bölgesel anlamda. O zaman biz bölgede daha istikrarlı bir politik yapıdan bahsedebiliriz. Aksi takdirde sürekli değişen aktörler ve sürekli belli bir düşünsel zemine, belli bir toplumsal zemine oturmayan ve birilerinin çıkarlarına doğru hareket eden bir yapı oluşturuyor. Ki bugün Batı'nın bu sürece bu kadar duyarsız kalmasının bir nedeni zaten hani bunun böyle devam etmesini bir anlamda istemesi. Çünkü ne zaman ki diyelim ki petrol güvenliği tehdit edilmeye başlanır, artık ne zaman ki işte üretim diyelim ki petrol sevkiyatında ciddi problemler başlar. O zaman belki diyecekler ki bu olmuyor böyle, buna artık bir el atalım diyecekler. Maalesef bu konuda dünya kamuoyunda ciddi bir duyarsızlık var. Yani bu duyarsızlık da tabii İsrail'i daha nasıl diyeyim hırçınlaştırıyor. Yani orada nasıl olsa hani ben bunları yaparken kimse bir şey demiyor. Kimsenin bu konuda hiçbir tepkisi, tavrı oluşmuyor. O zaman ben bunu yapabilirim diyor. Hatta bunu işte meşru gören işte devletler var. Yani çok meşru müdafaa olduğunu, kendini savunma hakkı olduğunu söylüyor. Sivil insanlar, çocuklar öldürülürken bunun tamamen aslında doğal olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu yapının çözülmesi ancak bu bakış açısının değişmesiyle yaklaşım bağlı. Bu da işte belki hani çok böyle keskin böyle bir batı tanımı yapmak da istemiyorum. Çünkü orada da çok farklı yaklaşımlar var. Ama yani en azından egemen güçler diyelim, belli gerek medya organları gerek iktidarlara baktığınız zaman ama bunun tamamen işte işleri sıkıntıya sokmayan her tür o bölgedeki kaos, karışıklık makul görülebilir. Ki İsrail'in güvenliği bu anlamda her şeyin üstündedir bölgede. İsrail'in güvenliği için her şey meşrudur gibi bir anlayışla hareket ediliyor. Bu da maalesef yaşadığımız trajedinin nedenlerinden bir tanesi. Katliam devam ediyor hocam. Baktığınız zaman Ramazan ayı içerisinde daha öncelerde aynı şekilde aynı zamanda Ramazan ayında İsrail Filistin'i vurmuştu. Yani böyle bir katliamı nasıl okuyorsunuz? Şimdi hangi ülkenin burada yani böyle bir sessiz kalması, hangi ülkenin menfaatine çıkarını? Çocukların öldürülmesi, sivillerin öldürülmesi. Yani rastgele katliam var şu anda burada. Yani hangi insanlık buna sessiz kalabilir sizce? Burada yani Almanya nasıl söylüyor bunu? Ben yani ölen mesela plajda oyun oynarken katledilen 4 tane çocuk. Yani direkt çocuklar hedef alınmış, paramparça olarak katledilmiş. Yani buna bir Avrupa ülkesi İsrail savunma hakkını kullanıyor nasıl diyebiliyor hocam? Bu vicdan maalesef şimdi İsrail milletvekilinin açıklamaları da vardı. Annelerinin öldürülmesinin aslında gerekliliği konusunda maalesef bu tamamen işte Hitler bir dönem bu benzetmeyi çok yapmak istemiyorum aslında şey olarak ama yani insanlar dönem belli dönemlerde belli ruh hallerini çok kolay yani çok kolay vicdanen taşlaşabiliyorlar yani bu anlamda maalesef bugün geldiğimiz nokta itibariyle biraz bazı ülkelerin bazı yaklaşım biçimleri çifte standartlı yaklaşım biçimleri yani bölgenin işte İslam coğrafyası olması mesela İslam'ın algılanma biçimi işte bunların terörist olduğu sürekli işte bomba ile kendilerini patlattıkları ve sürekli bir tehdit olduğuna dair bir algı maalesef Batı'da azımsanamayacak kadar bir önem arz ediyor. Yani bu şekilde bakılıyor. Dolayısıyla buradaki yapılanlar daha çok bu pencereden baktıkları için yani daha insani değil bir yaklaşım biçiminden ziyade daha çıkarcı bir yaklaşım biçiminden baktıkları için belki bu süreç bu şekilde devam ediyor. İkincisi de tabii güçlü bir İsrail lobisi var. Yani bu ülkelerde gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde gerek Avrupa ülkelerinde. Evet. Yani bu lobinin çalışmaları belki etkinliği bu anlamda
önemli. Benim aslında buradaki şaşırdığım ya da burada beni Batı'nın bu tavrı çok şaşırtmıyor, üzmüyor da bir anlamda. Çünkü yani bu zaten hep bildiğimiz tavır. Yani yıllardan beri, ben çocukluğumdan beri Filistin sorunu, evet, sürekli bombalama ve belki yüzlerce kez, binlerce kez, yani insanların nasıl öldürüldükleri, nasıl katledildiğine dair çok ciddi, çok trajik sahneler, olaylar yaşadık. Ve her durumda da yine böyle bir açıklamayla karşı karşıya geldik. Ama artık olması gereken şey, yani bizim, yani bir İslam coğrafyasında diyelim. Yani artık insanların bu sürecin böyle devam etmemesi gerektiğine dair bir bilinç düzeyinin oluşması gerekiyor. Yani düşünün, işte belki Hizbullah'ın işte son İran'ın Suriye destek olmasından sonra mesela oradaki biraz etkisini azaltması. Yani işte etnik mezhepsel çekişmelerden dolayı mesela ötekine karşı duyarsızlaşma çok daha büyük bir hastalık aslında. Yani biz baktığımız zaman sanki onlara has bir sorunmuş gibi algılıyoruz. Yani dolayısıyla buna ilişkin gereken belki tepkiyi, gereken duyarlılığı göstermiyoruz. Böyle göstermediğimiz için de yani bir gün Şii öldürülüyor. Sünni olarak oh diyoruz. Öbür tarafta Sünniler öldürüldüğü zaman diğerleri şey yapıyor. Yani böyle bir çekişme içerisinde, böyle bir tam darmadağın olmuş bir yaklaşım biçimi içerisinde İslam coğrafyasından bir barışın yükselmesi maalesef çok zor bu durumda. Ancak biz hem kendi toplumsal yapımızı hem kendi İslam coğrafyasındaki yapıları bir araya getirip bir şekilde az önce de söylediğim gibi daha barışçıl, daha ayakları yere basan bir düşünsel ve bir siyasal projesi, yani bu siyasaldan kastım böyle bir birlik falan değil ama en azından düşünsel anlamda bunu yapabilecek hassasiyetlerimiz bile açıkçası son dönemde çok azaldı. Yani çok parçalı, yani çok böyle real politikle hareket eden, ülke çıkarlarını mesela ön plana alan, yani işte bir ülkede bölgeye hakim olma, bölgeyi belirleme, bölgeye şekil verme üzerinden tamamen politik kaygılarla hareket eden bir yaklaşım biçimi. Bütün söylemler de bunun üzerinden oturuyor. Dolayısıyla eğer benim ülkemin çıkarlarına ters düşüyorsa o zaman ben buna tepki gösteriyorum. Ama ters düşmüyorsa o zaman buna tepki göstermiyorum bir anlayış oluştu. Burada bu anlayışın aşılmasıyla ancak ben sorunun çözülebileceğine inanıyorum. Bunun da Batı'dan gelmeyeceğini hiçbir zaman, yani Batı'nın böyle bir duyarlılığa sahip olmadığını, Batı derken dediğim gibi kastettiğim şey böyle daha genellemeci bir Batı anlayışı değil. Sadece şu an işte kastettiğimiz işte bu katliama rağmen buna meşru gören anlayışı kastediyorum. Yani yoksa topyekün bir Batı karşıtlığı olarak düşünülmesin. Yani bu katliama dur diyebilecek bir anlayışın ancak kendi içimizden filizlenebileceğini, bunu fark edebilirsek, hem bu coğrafyayı bu değerlerini fark edebilirsek bunun aşılabileceğini düşünüyorum. Aksi takdirde bu süreç bir şekilde, evet, yavaşlayacak, duracak, tekrar başlayacak. Hocam, bugün İsrail'in aldığı bir karar var. Yani kendi büyükelçilikteki personelin bir kısmını ülkesine çağırdı. İsrail vatandaşları Türkiye'yi terk edin dedi ve Türkiye ile olan ilişkilerini asgari düzeye indirme kararı aldı. Bu ilişkileri nasıl etkileyebilir? Bu daha önce de zaman zaman yapıldı. Daha Mesela önce Türkiye yaptı. Evet, Marmara düzeyinde de asgari düzeye indirilmişti. Ne anlama geliyor Yani hocam? bu tabii diplomatik anlamda Türkiye'nin verdiği tepkiye bir yani Karşılık diplomatik bir verme. karşılık verme anlamında, ki şu anda çok ciddi bir sosyal tepki de var. Yani bunun da farkına varıyor. Dolayısıyla yani bu şu an işte maslahatgüzar düzeyinde bir ilişki, diplomatik ilişki öngörüyor ama bunun
önümüzdeki dönemdeki politik gelişmelere bağlı olarak farklılaşabilir. Yani daha önce de böyle inişler çıkışlar oldu. Yani Türkiye'nin tabii İsrail'le ekonomik olarak baktığımız zaman yani ilişkilerin tamamen koparması durumu yani bu başka bağlamda değerlendirilir. Evet, yani baktığımız zaman evet bu düzeyde böyle bir tepki belki kamuoyunda da mesela çok mutlaka evet biz bir tepki Oh, koymalıyız iyi ilişki oldu evet şeklinde diyecek bir tepki koyması bekleniyor. Yani Türkiye'nin ekonomik ve ticari anlamda İsrail'le nasıl bir ilişkisi olabilir bundan sonraki süreçte? şu an Türkiye'nin yaklaşık ithalat ihracat olarak 5 milyar dolar civarında bir toplam dış ticaret Hacmi var. hacmi var. Yani 2.6 milyar ihracat, daha düşük düzeyde ithalat düzeyi var. Şimdi burada aslında bizim tepkilerimizin çok haklı olduğu taraflar var ama biraz da çok romantik olduğu taraflar da var. Çünkü mesela biz tohumu, domates tohumunu İsrail'den alıyoruz. Yani şöyle dememiz gerekiyor. Yani boykot çağrısı çok haklı, çok yerinde çağrı ama biraz bu tepkilerin de ben daha sürekli olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü siz mesela İsrail yüksek teknolojili bazı daha tarımda mesela yüksek teknoloji üretimde daha yoğunlaşıyor ve siz bu tür hem tohum hem mesela yüksek teknolojili araçları almak zorundasınız. Dolayısıyla İsrail'le mücadele edebilmeniz biraz bu konularda da daha etkin, daha iyi bir şeyler yapmanıza bağlı. Yani sadece ben işte marketten İsrail malını almayayım. Bu bir tepkidir. Kesinlikle bir mutlu gösterilmesi gereken bir tepki olabilir. Ama bu çok nasıl diyeyim daha primitif, daha ilkel bir tepki biçimi. Yani bizde maalesef duygularımız mesela çok kabarıyor belli dönemlerde işte bu durumda. Fakat bunu rasyonelleştirme konusunda çok ciddi eksiklerimiz var. Yani ne zaman ki yani eğer biz diyelim ki İsrail bölgede bu kadar teknolojik bir gelişme sağlayabiliyorsa bu kadar şey yapıp bunu bölge ülkeleri Türkiye olarak mesela siz yapabiliyorsanız yani bu nitelikte, bu kalitede ürün üretim yapabiliyorsanız işte son dönemde işte bazı askeri insan savaş araçları falan Türkiye'de üretilmeye başlandı. Yani çok şükür ama birçok konuda daha çok eksiğimiz var. Dediğim Dışa gibi bağımlı hala. domates tohumlarını biz alıyoruz. Şimdi o zaman domates yemememiz lazım bizim. Yani çok trajik bir Durumla karşı karşıya. durumdayız ve bunu da yaparken evet tepkimizi koyalım. Kesinlikle tepki koymamız gerekiyor. Ama bunu yaparken de daha güçlü, daha sağlam, daha ayakları yere basan ve rasyonel bir biçimi de dönüştürmek zorundayız. Aksi takdirde bir rüzgar, bir dalga gelecek, biz böyle tepki göstereceğiz, şey yapacağız. Sonra tekrar biz gene İsrail mallarını kullanacağız. Sonra tekrar bir şey olacak. İsrail yine bir atak yapacak. Ondan sonra tekrar bırakacağız. Böyle bir dalgalı, istikrarlı, belli bir hedefi olmayan bir tepki tepkiler oluşuyor. Yani bunu buradaki tepkilerin gereksiz olduğunu söylemiyorum burada. Kesinlikle böyle bir şey değil. Yani burada mutlaka yani bireysel anlamda da her bireyin mutlaka bir tepki göstermesi gerekiyor. Gerekiyor, Çünkü evet. bir katliam yapılıyor. Yani göz göre göre bütün İnsanlar dünyada öldürüyor, siviller insanlar öldürülüyor, öldürüyor. çocuklar öldürülüyor sahilde oynarken bombalar atılıyor. Yani bunu hiçbir şekilde hiçbir vicdan kabul Kabul etmez. etmemesi gerekiyor. Buna da kesinlikle tepki göstermemiz gerekiyor. Yani biz İsrail'den aldığımız bir ürünü başka ülkeden alamaz mıyız hocam? Yani illa oradan mı almak zorunda Türkiye mesela? Tabii Pazarı ki alacağım. değiştirebilir mi? Yani size böyle bir şey yapabilir mi? Olabilir tabii bunlar yani şey olarak yani çünkü siz serbest bir piyasa anlayışı içerisinde siz başka bir ülkeden de alabilirsiniz. Yalnız burada yani
sadece İsrail'den işte belli malları almak almamak üzerine kurulu bir anlayışın yani nasıl diyeyim? Özellikle günümüzde hani böyle bir tepki koyabilirsiniz. Dediğim gibi ambargo hani bizim uluslararası bağlantılarımız, anlaşmalarımız var. O kadar kolay bir şey değil. Ambargoyu hemen uygulayalım demek siyasal anlamda ama bireysel anlamda boykot yapabiliriz. Bireysel anlamdaki boykot bu anlamda tamamen yapılabilir. Başka ülkelerden de bunu alabilirsiniz. Ama dediğim gibi burada önemli olan bunun daha rasyonel, daha sistematik bir tepkiye, bir anlayışa, bir algıya dönüşmesi. Yani şunu düşünmemiz gerekiyor. Yani neden böyle oluyor? Evet, İsrail burada bir güç. Bu gücü işte bir şekilde tesis etti. Uluslararası diasporadaki Yahudiler buraya destek veriyorlar, yardım yapıyorlar. İşte da onların işte daha siyonist bir anlayışla diğer insanları Müslümanları katlediyorlar falan. Ama bu konuda biz ne yapıyoruz? Yani biz çünkü 150 yıllık bir süreç bu. Yani Müslüman coğrafyada bu konuda neler yapıldığına dair bir bilanço çıkardığımız zaman maalesef karşımıza çok dolu bir bilanço çıkmıyor. Yani bunu yapabildiğimiz zaman belki daha sağlam, daha etkili sonuçlar da alabileceğiz. Fakat bunu maalesef yapamıyoruz. Belki bundan sonra inşallah diyelim bu tür tepkiler, bu tür daha kalıcı, daha sonuca dönük bir şeyler üretmeye dönük politikalar üretebiliriz. Şöyle diyelim o zaman, yani İsrail ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin bozulması söz konusu değil. Ya Yani ekonomik ilişkiler işte yani bozulması tabii bunlar daha çok ekonomik ilişkilerde hani bugün hadi ben almıyorum diyebilecek anlaşmalar var. Ticari anlaşmalar. anlaşmalar, Firmaların evet. kendi aralarında anlaşmaları var. İş Yani adamları, iş adamlarının ihracatçıların tabii ilişkileri var tabii ikimizde. yani siz şimdi şöyle diyemezsiniz. Yani Türkiye bu ülkeden almayacaksınız gibi bir hani Yaptırım. yaptırım en azından şu anki serbest ticaret kuralları içerisinde mümkün değil. O yüzden ben bunun İsrail'den almayayım ki aslında şunu da düşünmemiz gerekiyor. Yani İsrail'den alıyor olmamız da çok önemli değil. Yani şimdi dediğim gibi yani bir bunu daha geniş kapsamlı düşünmemiz gerekiyor. Buradaki hem diplomatik yollarla hem ekonomik yollarla ben ekonomik yollarla hani bunun çok ne kadar etkili olacağı konusunda yani bireysel anlamda baktığım zaman ticaret hacmine baktığım zaman hani böyle çok etkili bir şey olacağını tamam evet sadece piyasa kaydırırsınız İsrail'e ihraç etmezsiniz ya da ithalat yapmazsınız düşürürsünüz zaman zaman bu gerilemiştir zaten Avrupa'ya da başka ülkelere belki bunu pazarları kaydırırsınız o evet bunu şey yaparsınız ama bu sorunu çözmez. Bu anlamda. Yani şunu demek istiyorum. Bizim sorunu çözmemiz, evet bireysel tepkiler açısından bu doğrudur. Kesinlikle belki hani şey yapılabilir. Ama bireysel olarak bunun üzerine başka şeyler yapmamız gerektiğini, daha derin, daha sistematik, daha rasyonel bir zemine oturtmamız gerekiyor bu tepkilerimizi. Yani aksi takdir dedim ya bugün Ariel almayalım şey ya da bir şey almayalım İsrail malı almayalım tamam ama yarın Normalleştiği zaman diyorsun. normalleştiği zaman o Tamam, zaman almaya devam yani edelim o zaman. almaya devam, yani buradaki mesele tamamen duygusal bir tepkiden öteye geçmiyor. Yani bir şey olarak benim gördüğüm. Hani bunu bireysel anlamdaki tepkileri ben evet, saygıyla karşılıyorum kesinlikle olması gereken şeydir ama bunun sadece bu şekilde olmaması, daha bir sistematik bir politikaya dönüşmesi, daha derin bir yapı ya da daha derinlemesine bir anlayışa dönüştürebildiğimiz sürece bu sürecin daha iyiye doğru gidebileceğini, aksi takdirde burada hep böyle yalpalayan bir
anlayış olarak kalacaktır diye. Hocam son olarak Irak ve Suriye'de yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz ve Suriye'de zaten 4 yılı devam eden bir süreç var. Evet. Bir akademisyen olarak önce Suriye'yi sorayım. Suriye'deki neyi görüyorsunuz orada şu anda? Yani bu iş nereye kadar gider? Sonu ne olur acaba? Bu iş nereye kadar gider? Açıkçası bunun cevap keşke hani verebilecek bir şeyim olsaydı ama biliyorsunuz işte geçtiğimiz günlerde bir göstermelik seçim yapıldı. Yapıldı ve evet, Beşar Esad tekrar kendi işte başkanlığını ilan etti, devam edeceğine dair. Şimdi burada hani açıkçası konjonktür ne kadar devam edeceğine bağlı olarak değiştirir. Çünkü bugün İsrail'in güvenliği Suriye'de böyle bir belirsizliğe bağlı. İsrail'in güvenliği Mısır'da işte askeri bir darbe yönetiminin sürekliliğine bağlı. Dolayısıyla Orta Doğu'da son belki 50 yılda bütün politika İsrail'in güvenliği üzerine kuruluyor. Evet. Bu böyle bir politik yaklaşım içerisinde sizin nereye kadar gideceğini düşünmeniz tamamen İsrail'in ve İsrail'e destek olan diğer ülkelerin bunu nasıl algıladıklarıyla ilgili bir şey. Çünkü mesela Suriye'deki belirsizlik, işte bölgedeki belirsizlik birilerinin işine yarıyorsa bu belirsizlik devam edeceği anlamına geliyor. Maalesef belki kolay bir süreç olmayacak gibi geliyor bana. Yani bu süreç yani kısa sürede hemen halledilebilecek bir süreç değil. Ancak daha belki bölgesel güçlerin artık daha bir zeminde bir araya gelip bunu çözmeye dönük belki adımlar olabilir. Ya da uluslararası toplum bu konudaki girişimleri olabilir ki Libya aslında hala çözülebilmiş değil. Libya'da da bir askeri müdahale oldu, savaş uçakları buldu ama hala aşiretler arasında savaşlar devam ediyor. Yani bu yani böyle bir müdahale olsa bile sıkıntılar devam ederken yani bizim bu konuda yapabileceklerimiz aslında yani çok fazla yapmamız gereken şeyler var. Yani bu bölgenin belki hani ben bir akademisyen olarak hep buna vurgu yapıyorum. Yani çok iyi tanımamız gerekiyor. Gerçekten çok tanımıyoruz bölgeyi. Ne olacağına dair, nasıl olduğuna dair ya da ne olabilir kestirme nelerin olacağını kestirmemiz dair ciddi bir bilgi eksikliğimiz var. Bunun üzerine çok düşünmek, çok çalışmak, belki bölgesel işbirliklerini bu anlamda nasıl artırabileceğine dair uğraşmak gerekiyor. Artı tabii Türkiye şu noktada Orta Doğu'da belirleyici bir güç olma olgusunu yavaş yavaş kenarda işte ne olacağını bekleyen bir güce doğru maalesef yani şu an öyle bir noktaya doğru evrildi. Yani bunun işte bölgenin istikrara kavuşması açısından ne kadar sağlıklı, ne kadar güce sahip olduğumuzda bir kendimizi test etme, bir görme imkanımız oldu aslında. Bu bize böyle bir fırsat da verdiğini düşünebiliriz. Dolayısıyla biz kendi gücümüzü, kendi bu anlamdaki hem politik gücümüzü hem entelektüel gücümüzü bir tartıp bunun üzerinden yeniden bir politika üretmemiz gerekiyor Orta Doğu'da. Irak hocam, son olarak Irak'ta şimdi çok parçalı bir durum var şimdi orada biliyorsunuz. Kuzey Irak, Irak merkezi hükümet, şimdi IŞİD'in oraya gelmesi. Yani Irak'ta da belirsizlik var, büyük belirsizlik. Irak'ı nasıl okuyorsunuz? Ya Irak şimdi zaten sanki fiili olarak üçe bölünmüş gibi bir üç parçalı bir yapı. İşte kuzeyde Kürt özerk bölgesi oldu. Sünni bölgesi ve Şii bölgesi gibi bir parçalı yapıya büründü. Yani bunu da sanki Türkiye'de biraz kabul etti gibi yani buna daha sıcak bakmaya başladı. Ki uluslararası toplumda da
Yani bu konuda mesela Amerika'nın tepkisi işte biz çok müdahale olmak Olmak istemiyoruz istemiyoruz şeklinde. şeklinde. Yani burada böyle bir yapı, yani üç bölgeli Gibi bir bir yapı. özerk yapıya doğru gidiyor. İşte burada aslında işte buradaki petrollerin nasıl transfer edileceği önemli. Belki hani bir kesim şöyle de düşünüyor, bunu düşünen işte uluslararası ilişkiler uzmanları da var. İşte Türkiye yarayacağını bunu, çünkü işte Kürdistan bölgesindeki petrollerin Türkiye üzerinden işte bölge dünyaya açılacağını, bu da Türkiye açısından büyük bir avantaj olduğunu söyleyen yaklaşımlar da var, ama IŞİD çok Türkiye açısından ciddi bir tehlike oluşturuyor. Yani bir tehdit oluşturuyor. Yani çünkü çok radikal, belki Türkiye'de çok güçlü bir taban olmayabilir, ama bölge açısından da Türkiye açısından da çok uzun bir sınırımız var, çünkü ciddi bir tehdit oluşturacağını söyleyebiliriz bu anlamda. Evet. Hocam peki son olarak işte Orta Doğu'da bütün bu yaşananlar bölgedeki iktisadi ve sosyal hayatı nasıl etkileyecek önümüzdeki dönemde? İktisadi hayatı hiç olumlu yönde etkilemiyor baktığınız zaman. Çünkü bölge, yani kaos devam ettiği sürece de sağlıklı bir iktisadi ilişkiden, etkileşimden bahsedemiyoruz. Yani Suriye'de işte neredeyse nüfusun yani 3 milyon insanın işte ülke dışına göç ettiği, yani nüfusun yarısının yerinden edildiği bir ülke var. %50'nin üzerinde yaklaşık işsizlik tahmin ediliyor. Petrol ihraç eden ülkeler, biraz Irak mesela, petrole bağımlı bir ekonomik yapı var. Petrol üretildiği sürece, doğalgaz çıkartıldığı sürece Sürecek. ekonomide biraz daha, hani bölgesel anlamda kimin elindeyse o anlam, o bölgede daha ekonomik olarak biraz rahatlama, bir kısmi bir iyileşme söz konusu olabiliyor. Fakat bölgede tam bir politik istikrar sağlanmadan bu açıdan ekonomik istikrarın sağlanması da mümkün değil. Türkiye açısından mesela Irak'taki bu problemler Türkiye'nin dış ticaretini olumsuz yönde etkiledi. Kesinlikle bu anlamda. Fakat Türkiye açısından yani yoğun olarak ticaret yaptığımız bölge daha çok Kuzey Irak bölgesi Kuzey Irak, Kürt olması. bölgesi, evet. Yani Kuzey Irak bölgesi olması açısından bu etkinin daha sınırlı kalacağını söyleyebiliriz. Ama bizim Irak Türkiye için önemli bir pazar. Yani en büyük ikinci, üçüncü pazarımız, yani şeye Almanya'dan göre. sonra ikinci Almanya'da, olarak, evet. evet, yani bu işte son dönem biraz azaldı. Önemli bir pazar. Dolayısıyla Türkiye'nin bu pazar istikrarlı bir ekonomik gelişim, yani burada bir ekonomik kalkınma, istikrarın olması Türkiye ekonomisi açısından da oldukça önemli. Dolayısıyla bu bölge istikrarı demek aslında Türkiye ekonomisinde hem güçlenmesi anlamına geliyor, ki bölgemiz açısından baktığımız zaman da Gaziantep ekonomisinin güçlenmesi anlamına geliyor. Çünkü Antep'te yoğun olarak mesela ihracat yapan şehirlerden birisi. Dolayısıyla bu bölgenin istikrara kavuşması gerekiyor. Politik anlamda istikrara kavuşması gerekiyor. Bunu sağladığımız zaman ekonomik olarak da ciddi bir atılım yapacaktır. Yani şu anda sorunlar var ekonomik anlamda. Evet, yani burada özellikle de merkezi hükümetin müdahalesinin işte, veya IŞİD'le yer yer çatışmalar var. IŞİD işte petrol sahalarını, doğalgaz sahalarını ele geçiriyor. Bugün de işte gene Suriye'deki bir doğalgaz sahasına geçiyor. Yani bunlar, bu bölgelerin işte bu güçler tarafından kontrol edilmesi, artı tabii bu IŞİD kaybettiği zaman başka güçlerin eline geçmesi de gene istikrarsız bir yapı oluşmasına yol açıyor. Yani hani A grubunun B grubunun eline geçmesi problemi değil. Bölgede aslında politik istikrarın sağlanması kesinlikle en temel problem, en temel problemlerden birisi. Bölgede politik istikrar sağlamadığınız sürece, yani daha demokratik, yani daha halkın isteklerine dayanan, en azından belli bir kesimin, belli bir etnik grubun ya da çıkarın değil de daha geniş katılımlı bir tabana dayanan bir politik yapı oluşturulduğu zaman bölgede bir ekonomik kalkınmadan söz edebiliriz. Daha sağlıklı bir sosyal bir kalkınmadan bahsedebiliriz. Aksi takdirde yani birileri güçlenecek, daha sonra birileri onu devirecek. Yani bu sürekli böyle bir kavganın, kaosun devam ettiği, istikrarın olmadığı, masum insanların öldüğü ve yerinden edildiği
bir yapı devam edecek maalesef. Evet. Hocam teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Için. Evet sevgili izleyiciler, canlı yayın son noktanın konuğu Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Sayın Rüstem Yenardı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Başka bir programda buluşmak üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın. İyi akşamlar. Tebriğinizi tüm Türkiye ile paylaşmak için bayramhatırlamaktır.com'u tıklayın. Sevdiklerinizin bayramını kentle kutlayın. Uzakta yakında kimsenin gönlü kalmasın. Çünkü bayram hatır